13 yıldır Roboski katliamını yapanlar sistemin koridorlarında kayıp. 152 ay geçti hukuksuzca. 657 haftadır sistem eliyle bir cezasızlık sürüyor ve 4596 gündür hep birlikte adaleti arıyoruz. Roboski'de 19'u çocuk, 34 sivil insanımızın katledilmesinden bugüne geçen sürede yönetenler, meclis, yargı, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi el birliğiyle adaletsizliği, hukuksuzluğu, cezasızlığı yaşıyor, yaşatılıyoruz. Hukuk nerede diyoruz? 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Roboski köyünde geçinmek için akrabalarıyla sınır ticareti yapan ve geçtikleri yol bilinen 19'u çocuk 34 sivil Kürt insanımız 21.30 ile 22.24 saatleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların attığı 4 bombayla katledildiler. Savaşla, öldürerek, aç bırakarak toplum yönetilmez. Siyasetsizliktir bu. Roboski için adalet demek, sınırlara, savaşlara, açlığa karşı barışın yanında bir arada yaşamak demektir. Savaşın ve barışın sembolü haline gelen Roboski katliamına ve adaletsizliğe, cezasızlığa yol açanlar, insanlık tarihinde unutulmayacak bir büyük leke olarak hep anılacak, unutulmayacaktır. Halkı, halkları birbirinden ayıran sınırda köy boşaltmalarla toprağını terk etmiş akrabalarıyla ticaret yapan insanlarımızın yaşam hakları ellerinden alınmıştır. Roboski devlet dersinde bir katliamdır. Devlet ve katliamlarına tarih boyunca bakıldığında hep cezasızlık ve adaletin olmayışı ile sistemi bir arada görüyoruz. Ermeni katliamını, Zilan'ı, Dersim'i, Madıma, Roboski'yi unutmuyor, hatırlıyoruz. Eşitlikçi, insan haklarına dayalı, barışı hedefleyen bir sistem inşasıyla bu katliamlardaki adaletsizliği ve cezasızlığı bitirebileceğimizi biliyoruz. Unutulmasın. Coğrafyada yaşayan insanları bir sayıya çeviren, insan haklarından yoksun ve sadece ekonomik planlarla kaynakların paylaşım amacı taşıyan savaşlardan dünyada, coğrafyamızda nasibini almaktadır. Biz tüm bu insanlık dışı tutuma karşı hukuk, adalet, insan hakları demeye, Roboski ve tüm katliamlarda itenler için adalet demeye devam edeceğiz. Başta Roboski olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı devlet, cezasızlık, savaş ve adaletin olmayışıdır.